İyi akşamlar. Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Vahabilik ve ihvancılığı siyaset bilimci Doktor Birol Başkan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin Birikim Dergisi'nde bir yazınız yayınlandı. Yayının ismini de aynı koyduk. Vahabizm ve ihvancılık. Tabii konu nereden buraya geldi? 3 haftadır neredeyse Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da işlenen. Bunun üzerinden aslında bu kavramları da atıfta bulunulmadan konuşmak pek mümkün olmuyor. Ama bu kavramların da altını doldurmak lazım. Sizinle de bunu konuşmayı planlıyoruz zaten. İsterseniz Vahabizmle başlayalım. Vahabizm nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nedir bunun kökeni? İlk önce yazının neden yazdığımı söyleyeyim. Aslında bu Vahabilik ve ihvancılık tartışması, ikisinin ilişkisi nedir, ikisinin çatışma noktaları nelerdir tartışması aslında bu en son rahmetli Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden sonra ortaya çıktı ama aslında Türkiye'deki tartışmalar, hatta dünyadaki tartışmalar diyebilirim, büyük oranda Mısır'daki devrimden sonra, askeri darbeden sonra çok yoğunlaştı. Malum olduğu üzere o darbeye en büyük desteği Suudi Arabistan vermişti. O darbeden daha sonra da yaklaşık olarak 7-8 ay sonra da Müslüman kardeşleri terörist ilan etti Suudi Arabistan. Tabii bu çok ciddi bir tavırdı Suudi Arabistan'ın gösterdiği. Suudi Arabistan'ın resmi din ideolojisi Vahabilik olduğuna göre ikisi arasında bir çatışma olduğu iddiası ortaya atıldı. Tekrar Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden sonra da bu konu tekrar gündeme geldi. Yani Vahabilik ne, ihvancılık ne, bu ikisi arasındaki çatışma ne, neden böyle bir zıtlaşma var? Buna dair bir şey yazmak istedim. Belki aydınlatıcı olur, birileri okur diye. Siz okumuşsunuz. Vallahi biz okuduk ve bir de programını yapalım dedik. Evet, bir de programını yapalım dediniz. Yani yazının şeyi bu. Aslında dediğim gibi bu ikisi arasındaki çatışmanın en azından kamusal anlamda akademik olarak tartışmalar vardı zaten de. Kamusal anlamda kamusal tartışmalar Mısır darbesinden sonra yoğunlaştığını söylemeliyim. Benim okuduğum analizlerde beni rahatsız eden nokta bu ikisinin çatışma halinde olduğu ama tam olarak ne alanda çatıştıklarına dair herhangi bir tartışmanın yürütülmediğiydi. Tabii ben ilahiyatçı değilim. Yani bu konu aslında İslami politik teorinin konusudur. Bu konuda ilahiyatçılar belki daha yetkin yazılar yazar. En azından benim yazım onlara bir davet olur. Onlardan daha detaylı, daha kapsamlı bir şekilde analiz bekleriz. Şimdi benim bildiklerim neler konuyla alakalı? Vahabilik, yani Muhammed İbni Abdülvahhab isimli bir din adamının adına atfedilen bir bakış açısı. Tabii kendilerini 18. yüzyılda doğmuş veya ortaya çıkmış bir din anlayışı veya din yorumu olarak görmüyorlar. Dinin aslı olarak görüyorlar. Yani peygamberin ve onun ardıllarının yaşadığı din, anladığı din olarak kendi anlayışlarını görüyorlar. Zaten Muhammed İbni Abdülvahhab 18. yüzyılın başlarında doğuyor, Necid'de doğuyor. Necid bugün Suudi Arabistan'ın en merkezi bölgesidir, Broide kendinde. Kendisi din adamı, babası din adamı, amcası din adamı, kardeşi din adamı. Hatta ailesi de El-Vahib ailesi, Beni Tamim'in bir alt koludur. O dönemde 18. yüzyılda yani en çok din adamı yetiştiren ailedir o dönemde. Dolayısıyla kendisi de din yolunu, din adamlığı eğitimini alıyor. İlk önce Medine'ye gidiyor, Basra'ya gidiyor. Tam olarak fikirlerinin nerede olgunlaştığını bilmiyoruz ama muhtemelen Medine'de karşılaştığı bir hadisçiyle, Hint kökenli bir hadisçiden ilham alarak daha sonra Basra'da derinleştiriyor. Ve çok o dönemin koşullarında oldukça radikal bir iddiada ortaya atıyor. Ve şey diyor, yani şu anda yaşanan İslam bidatlarla doludur diyor. Müslümanların orada kalmıyor. Yani bidat yaşıyor olmakla yetinmiyor. Bidat dine yeni bir yenilik koyarak veya bidat getirerek ve bunu yaşayarak insanlar kendilerini din koyucunun yerine koymuş oluyorlar diyor. Yani o din koyucu da Tanrı'dır. Dolayısıyla kendilerini Tanrı'ya ortak koştuklarını iddia ediyorlar diyor. Dolayısıyla müşrik oluyorlar diyor. İslam'da müşrikliğin biliyorsunuz hemen hemen Müslüman değildir. Ve kanı, malı, eşi, her şeyle helaldir.
Dolayısıyla biz total bir cihat başlatmalıyız diye böyle bir dini dava adını. O yüzden mesajı o dönemin Osmanlı uleması ve dönemin Müslümanlarına biliyorsunuz haricileri hatırlatır. Hariciler de kendileri haricindeki bütün Müslümanları dinden çıkmış olarak gördükleri ve kanlarını ve mallarını, canlarını helal gördükleri için haricilikle suçlarlar Vahabiliği. Böyle bir radikal, böyle bir toptancı bir yaklaşımla yaklaşır Muhammed İbni Abdülvahhab. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın bütün kaygısı o zamanki yaşayan Müslümanların özellikle ritüellerde ve pratikte yani İslam'ın pratiğinde ve inançlarında bidatlardan temizlemekti. Onun haricinde dinden herhangi bir çıkarımı yoktu. Yani neyi kastediyorum? Bunu buradaki bu söylediğimin ne demek olduğunu ancak ihvancılıkla karşılaştırırsak anlayabiliriz. İslamcılık, yani ihvancılık, yani ben ona ihvancılık diye bir şey yok bu arada. İhvancılık, ben onu Müslüman kardeşlerin ideolojisi olarak böyle diyelim dedim. Öyle oldu. Yoksa ihvancılık diye bir ideoloji yok aslında. Yani ihvancılık malum 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde Mısır'da doğuyor. Ama bunun entelektüel motivasyonu 19. yüzyılda atılıyor. İşte kim ortaya atıyor? Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Raşid Rıda'nın 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında karşı karşıya kaldıkları problem neydi? O problem Müslüman dünyanın geri kalmışlığıydı. Batı'ya karşı yani. O zaman Mısır, Hasan el-Benna zamanları, Müslüman kardeşlerin kurucu zamanında İngilizlerin şey altındaydı. Hakim olduğu bir yerdi. Dolayısıyla Muhammed Abduh, Cemalettin Afgani karşı karşıya kaldıkları probleme biz İslam'dan çözümler getirelim dedi. Benzerini Namık Kemal Türkiye'de yapmıştır. Türkiye'deki İslamcılığın da entelektüel babası olarak Namık Kemal'i gösterenler vardır. Aynı şekilde milliyetçiliği de gösterirler ama Muhammed Abduh, Cemalettin Afgani benzer mesajlar verir. Yani biz İslamiyet'i bırakmamalıyız. Batı'nın sekülerleştiği gibi sekülerleşmemeliyiz. İslamiyet'in kaynaklarına gidersek biz, ana kaynaklarına gidersek moderniteyi, modern olmayı veya güçlü olmayı tekrar başarabiliriz diye bir mesaj getiriyor. Şimdi aslında Muhammed Abduh'de ve ondan o dönemde açık açık söylemeseler dahi bir varsayım var. Bu varsayım şu, İslam sadece ritüellerle, inançlarla dolu bir din değil. İslamiyet'in aynı zamanda siyasete bakan yönü var, ekonomiye bakan yönü var, sosyale bakan yönü var, insan hayatına bakan yönü var, psikolojiye bakan yönü var, sosyolojiye bakan yönü var. Yani bunu daha sonra Hasan el-Benna, Müslüman kardeşlerin kurucusu formüle ediyor, daha güçlü bir şekilde formüle ediyor. Ve şey diyor yani İslam şamil bir dindir. Kapsamlı bir dindir, total bir dindir. Hayatın her alanını düzenler. Ama burada dediğim gibi entelektüel motivasyon 19. yüzyılda geliyordu. Yani biz Batı'yla nasıl mücadele edeceğiz? Bizim dolayısıyla çözümlerimizi biz İslam'dan bulmalıyız, Kur'an'dan bulmalıyız, hadisten bulmalıyız diye geliyor. Şimdi dolayısıyla Hasan el-Benna ve İslamcılık 19. yüzyılın olan İslamcılığın ürünüyle Muhammed İbni Abdülvahhab'ın İslam'ı iki ayrı İslam. Muhammed İbni Abdülvahhab'a göre İslam, işte sen nasıl namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekatını veriyor musun? İşte efendim Kur'an, yani dinin vecibelerini ve inançlarını, muamelat, işte ibadat ve akide üç konuda peygamberin ve ardıllarının yaşadığı gibi yaşayabiliyor musun? Tam olarak nasıl yaşayabiliyor musun? Ona bakıyor. Bunun haricinde Muhammed İbni Abdülvahhab'ın, yani bundan bir siyasi bir teoloji çıkartalım, siyasi bir idari yöntemi çıkartalım, ekonomik sorunlarımıza işte efendim böyle dinden şeyler çıkartalım veya sosyolojik sorunlarımıza dinden kaynaklar çıkartalım diye bir kaygısı yok. Olamazdı da zaten. Çünkü Necid bir çöl. Oradaki insanların hayatları çok basit, dertleri çok basit. Aslında böyle bir çıkarım yapması da Muhammed İbni Abdülvahhab için aslında dine yeni bir şeyler katmak olacaktı. Yani bid'at dediği şeyi aslında yapmış olacaktı. Dolayısıyla Muhammed İbni Abdülvahhab İslam fıkhında ne gördüyse, o da Hanbeli fıkhıydı. O odur İslam. Onun haricinde ne artısı ne eksisi var demiştir. Ama Hasan el-Benna'nın İslamiyeti farklı. Hasan el-Benna'nın İslamiyeti siyasete de çözüm, ekonomiye de çözüm, kültüre de çözüm, spora bile çözüm. Total bir İslam hayatı, anlayışı. Dolayısıyla bu ikisinin bu anlamda farklılaştığını bilmemiz gerekiyor. Soruyu bayağı açtım ben herhalde. Yok, daha iyi oldu. İhvanın kökenini de zaten soracaktım. Evet, şimdi
Şunu da sorayım. Vahabizme baktığımız zaman bugün bir krallık içinde var oluyor ve o krallıkla birlikte yönetilen bir ülkede. Müslüman kardeşlere baktığımız zaman genellikle işte Suriye gibi bir ülkede ya da Mısır gibi bir ülkede seçilmiş ama tabii seçimlerinin meşruiyeti tartışmalı ülkelerde bu kişilere karşı muhalefet yapıyorlar. Evet. Şimdi baktığımız zaman Müslüman kardeşlerin tek kişi idaresiyle bir derdi var mıdır? Politik olarak nasıl bir toplum hayal ederler? Bir muhalefet, kendilerinden başka bir muhalefet olmasına tahammülleri var mıdır gibi sorular geliyor insan aklına. Evet, şimdi biraz öncekinin bir devamı oldu aslında. Yani Vahabiliğe baktığınız zaman, bir dini bir proje olarak baktığınız zaman, yani hayata 3 aşağı 5 yukarı geçirilebilecek bir projedir. Çünkü İslam fıkhının, özellikle Hanbelidir Muhammed İbn Abdülvahhab ve orası, yani orada ne, hangi bidatlar nelerdir, bidatları biz nasıl kaldırabiliriz, peygamber bu konuda ne yapmış? 3 aşağı 5 yukarı bellidir yani bir proje olarak. Dolayısıyla Vahabiliğin geliştiği koşullar içerisinde biraz da şansı da var. İşte Muhammed bin Saud diye, şu andaki Suud ailesinin büyük büyük dedesi, onun görüşlerini kabul ediyor ve ikisi bir koalisyon kuruyorlar. 1744 tarihini verirler buna. O tarihten beri Vahabilik artık... yaşanan ve yaşayan İslamiyet'in bir eleştirisi olmaktan bir nevi devlet ideolojisi haline geliyor. Yani başından beri Vahabilik bir devlet ideolojisi oluyor. Din adamları da ruhban sınıfı oluyor. Din adamları da o yani bir koalisyonun parçası. Ulema. Yani ulema sınıfı. İbn Abdülvahhab'ın yetiştirdiği kendisi ve onun yetiştirdiği öğrenciler. Bunlar Vahabiliğin, Vahabilik dediğim aslında gerçekten Hanbeli fıkhı aslında yani. Hanbeli fıkhının literal bir şekilde uygulanması bugün olarak baktığımız zaman. Artık o tartışmalar mesela yapılmıyor. Yani bugün mesela ben yazıda da bahsettim. Yani devletle bu yakınlık Vahabiliği de dönüştürdü mesela. O 18. yüzyıldaki bütün Müslümanları müşrik ilan etmesi kaldırıldı. Zaten Mekke ve Medine'yi aldıktan sonra işte Maliki mezhebi geliyor, Şafii mezhebi geliyor. Bugün İran'dan bile ki hani onları kabul etmeleri mümkün değil, geliyorlar ve onları hatta Caferiliği bile hak bir mezhep olarak kabul edebilir. Yani dolayısıyla bir törpülenme oldu Vahabilikte. Ama Vahabiliğin esas olarak yani esas hali, Muhammed İbn Abdülvahhab'ın söylediği hali bugün hala geçerli olan bir haldir. Nedir o? İslamiyet bir anlamda ritüeller dinidir yani. Ve o ritüellerin nasıl yaşanması gerektiğini, nasıl uygulanması gerektiğini peygamber hayatında örnekleriyle göstermiştir. Bunun haricinde bir şey değildir. Yani dolayısıyla biz işte Kur'an'ı okuyalım böyle aklımızla, sezgimizle, Kur'an'dan işte efendim 20. yüzyılın, 21. yüzyılın sorunlarına cevaplar bulalım. Bu Vahabiliğin kabul edemeyeceği bir şey. Dolayısıyla Vahabilik yönetici aileye ve devlete inanılmaz bir takdir hakkı verir. Aslında bu anlamda bir Osmanlı ulemasından bir farkı yoktur aslında. Osmanlı uleması da mesela padişahın kanun yapma hakkını tanımıştır. Kanuniye neden kanuni diyoruz? Çünkü bir sürü kanun ortaya çıkarmıştır. Benzer şey Vahabilik içinde geçerlidir. O anlamda klasiktir Vahabilik. Klasik bir ulema yapısını sergiler. Sadece Osmanlı ulemasından farkı Hanbeliliktir ve literalisttir. Yani Osmanlı diyelim ki akla kapı açarak işte efendim Hanefidir zaten. Hanefi olmanın vermiş olduğu re'yi kullanma, insan hakkını kullanmaktan kaynaklanan bir farklılıkları da vardır ama o artık pek bir önemi yok şu anda. Dolayısıyla Vahabilik bir devletle çok iyi ortaya şey yapabilir. Ama İhvancılık öyle değil. İhvancılık hiçbir devletin ideolojisi olmamıştır. Bunun tarihi sebepleri var olduğu gibi. Çünkü mesela diyelim ki yani hiçbir zaman iktidara gelmedi İslamcılar. Sudan, işte İran gibi ülkeler hariç. İhvanın gidebildiği bir yer yok. Ama Mısır'daki bir yıllık süre var. Tabii ben şunu iddia ediyorum ihvancılıkla alakalı. Yani ihvancıların iktidara gelmesiyle ihvancılığın iktidara gelmesi farklı şeyler yani. Hani bizde meşhur bir şey vardır. Fikirlerimiz iktidarda biz zindandayız diye ülkücüler söyler diye. Yani ihvancıların iktidarda olması da bir önemi yok. Çünkü ihvancılık aslında bir imkansızlık ideolojisidir. Niye? Çünkü yani burada tabii İslam'la alakalı bir iddiada bulunuyorum ben aslında yani içten içe. Yani bu iddiada bulunmak istemezdim. Yani ben İslam'dan yaşadığımız çağın bütün sorunlarına çözümler üretebileceğimizi düşünmüyorum. Yani yeni çıkan şeyler. Yani bunu zorlamanız lazım ciddi ciddi. Yani işte var olan İslam, peygamberin pratikleri, Kur'an'dan pratikleri insan aklı bir araya gelecek ve çözümler üretecek.
bunun mümkün olmadığını düşündüğümden dolayı, yani bunu ben değil, yani 14 asırlık İslam uleması da böyle düşünmüş ki çok büyük bir alanı din tarafından regüle etmeden ve düzenlemeden bu noktaya kadar gelmişler. Vahabiler böyle, onun haricinde Osmanlı uleması da böyleydi. Bizim Diyanet şimdi her şeye fikrini söylüyor ama yani mesela şunu diyebilir, ya kardeşim bu dini bir konu değil, yani bu o zamanki iktisatçılar ne derse o uygulansın veya doktorlar ne diyorsa o uygulansın, atıyorum psikologlar ne diyorsa o uygulansın demesi gerekir. Yani dolayısıyla ama ihvancılık devletin önüne öyle bir projeyle geliyor ki, diyor ki sen her şeyini İslamiyet'e vurgulaman gerekiyor. Yani mesela diyelim ki Türkiye'de pek tartışılmadı o belki de. İhvancılıkla Suudi Arabistan'ın çatışma olayı hangisi? Yazdım ben onu şeyde. İran Kuveyt'i işgalinden sonra krallık Amerikan askerlerini davet ediyor. Suudi ulema, Vahabi ulema diyor ki bu ülkenin güvenliğiyle alakalı bir meseledir. Kralın takdir hakkıdır. Eğer doğru, yani bunun davet edilmesi ülkenin güvenliği için gerekliyse onun hakkıdır diyor. Bunda bir sorun yok. Yani onların İslam okumasında da cidden hiçbir sorun yok. Ama bir ihvancılar için veya ihvancılık için böyle bir şey söz konusu değil. Yani dış politikada da devletin saygı göstermesi gereken normlar, dini normlar ve hükümler var. Orada tabii onların fıkıh anlayışı Vahabi ulemanın fıkıh anlayışından çok çok daha geniş. Dolayısıyla şimdi bir de şöyle bir sorun daha var tabii İslamcılığı hayata geçirecek bir devletin. İslamcılık şunu iddia ederken ya ihvancılık şunu iddia ederken yani İslam her şey çözümdür derken aslında ortada bir şey yok yani. Yani hadi sorunları yazalım karşılığında İslam ne diyor? Bu bir inançtır. İslamiyet'e dair bir iddiadır. Ama İslamcılık bugüne geldiğiyle yani böyle işte bizim şu ekonomik soruna yönelik şu soru çözümümüz var. Devlet sistemimiz budur diye ortada bir şey yok hala. Hasan el-Benna bir iddia ortaya attı. Bu slogandı yani. Yani büyük hamaset işte İslam her şey çözümdür. Şamil bir dindir. İnanabilirsin böyle bir şeye. Benim için sorun yok. İnanmayabilirsin. O da benim için sorun yok. Ama ortada gerçekten de İslamcı literatürün getirmiş olduğu günümüzün problemleri şunlardır. Bunun karşılığında bizim çözümümüz, İslamcılığın diyeceğiz çözüm bu mu? Yok şimdiye kadar. Dolayısıyla aslında bir hayalet İslamcılık yani. Ya ihvancılık nasıl bir İslamcı devlet olabilir? Ya ihvancı bir devlet nasıl olabilir dair, buna dair bir detaylı bir döküm yok elimizde. O yüzden bilmiyoruz yani. Tabii bilmiyoruz. Bunu diyoruz. Tabii. Muhalefet olur mu, olmaz mı? Bunları konuşmak pek kolay değil. Şimdi kolay değil. Bir de şöyle bir şey var. Yani pragmatizme çok müsait bir anlayışı var. Yani pragmatist olabilir. Yani mesela Vahabizmin aksine. Şimdi mesela ben bunu yazıda dile getirmedim ama yani şu anda üzerine çalıştığım bir kitapta vurguladığım bir şey. Mesela Bahreyn'le Suudi Arabistan'ı karşılaştırın. Bahreyn Suudi Arabistan'a göre kat be kat daha liberal bir ülkedir. İçki içebilirsiniz, zina yapılabilir. Hatta ben bir keresinde söylemiştim onu, daha sonra pişman oldum söylediğim için. O yüzden söylemek istemiyorum yani orayla alakalı. Yani Suudilerin nereye gittikleri hafta sonu belli. Körfez'de yaşayan bilir bunu. Ve Bahreyn'in petrol kaynakları da çok azaldığı için yani bunlar ciddi ciddi turizmden kazanıyorlar. Yani Bahreyn'e kim turizm için gelir? İşte Suudiler o köprüyü aşarlar, giderler. Hafta sonu sarhoş olurlar, tekrar geri gelirler. Şimdi hangi kriteri alırsanız alın, Suudi Arabistan Bahreyn'e göre kat be kat daha fazla dini yasama yapar. Dine daha fazla yatırım yapar ve dini daha çok destekler. Yani sembolik anlamda. Yani bugün Suudi Kralı'nın lakabı nedir? Mekke ve Medine. Mekke ve Medine, iki tane haremeyinin nasıl? Koruyucusu. Custodian of the Holy Mosque. Yani iki tane kutsal yerin hizmetçisi. Bahreyn Kralı'nın böyle bir şeyi yok. Böyle bir title, dini bir title da yok yani. İkisinin anayasalarını karşılaştırın. Hangisinde Allah kelimesi daha çok geçiyor? Yani Suudi Arabistan'ın bir kere anayasası yok. Anayasa demiyor zaten. Basic law diyor yani temel yasa. Basic law da demez. Nizam-ül esasi yani. Nizam da demiyor yani. Kanun bile demiyor. Çünkü kanunu Allah yapar diyor. Bizimki nizamdır diyor falan. Böyle bir kelime oyunu da yapıyor. Kesinlikle Bahreyn'in yönetici ailesi dine Suudi Arabistan kadar
dikkat etmez. Ama Suudi Arabistan'da bir kez bile Müslüman kardeşlerinin muhalefeti yok. Suudi Arabistan'da var. Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında ne fark var? Ya Katar'la Kuveyt arasında ne fark var? Kuveyt daha dindar bir ülkedir. Yani şey olarak baktığın zaman, devletin dini politikalarına baktığın zaman. Ama Kuveyt'te Müslüman kardeşler muhaliftir, Katar'da değildir. Şimdi dolayısıyla buradan şeyi çıkarmak istiyorum. Tabii bu işin teolojisini birisinin yazması gerekiyor. Yani bunu yani buradan ilahiyatçılara rica ediyorum. Gerçekten pragmatist davranmanın fıkhı, yani pragmatist davranma nedir? Yani sen dissimulation diyorlar veya takiye diyor buna. Şii de var. Şiilik diyor ki kardeşim, yani hayatın tehlikede olduğu zaman gerçek düşüncelerini ve gerçek fikirlerini saklayabilirsin diyor. Yani bir sünni gibi yaşayabilirsin diyor. Ama bizim sünnilikte öyle bir şey bildiğim kadarıyla yok. Veya varsa bile en azından ben okumadım. Birisi çıksın kardeşim bu işin pragmatizmin fıkhı şudur desin. Veya pragmatizmin teolojisi budur desin. Yani şu ayette veya peygamberin şu pratiğinde vardır. Ama işin pratiğine döndüğü zaman İhvan son derece pragmatisttir. Şimdi bir de fikirlerin ihracını konuşalım. Hem Vahabizmin coğrafyaya ihraç ettiği fikirleri hem de Müslüman kardeşlerin coğrafyaya ihraç ettiği fikirleri neredeyiz öyle bakınca? Yani tabii Vahabiliğin ihracı bir devlet kanalıyla oluyor tabii ki. Vahabilik Suudi Arabistan'da 3 tane dini üniversite vardır. Bir tanesi Riyad'daki İmam Muhammed bin Saud Üniversitesi, diğeri Medine'deki İslami Üniversite, diğeri de Mekke'de Ümmül Kura Üniversitesi'dir. Bunlar dini üniversitelerdir. Dini üniversite derken yani seküler bölümler yok anlamında söylemiyorum ama rektörleri şeydir, ulemadandır mesela. Ve şeriat fakülteleri çok büyük orandadır. Bu üniversitelerin ciddi şeyleri var, kaynakları var. Burs kaynakları. Islamic University of Medine, Medine'deki İslami Üniversitesi'nin çok yabancılara da çok ciddi kaynaklar veriyorlar. Dolayısıyla dünyadan kim gelirse, hangi ülkeden gelirse buraya gelip din öğrenmeye geliyorlar. Medine'ye tabii ki, Mekke. Zaten tarih boyunca bu iki şehir zaten yani dünyanın her yerinden öğrenci alıp eğitmişler. Şimdi bu üniversitelerin yöneticileri ve hakim olanlar Vahabi oldukları için buraya gelen öğrenciler kanalıyla dünyanın değişik yerlerine din anlayışlarını ihraç ediyorlar. Tabii biz Türkiye bu konuda çok geri kalmıştır. Şu andaki mevcut hükümet bu konuda da adımlar atıyor. Yani mesela Diyanet'in bildiğim kadarıyla bir üniversite, 29 Mayıs mıydı bir üniversitesi var. Orada mesela başka üniversite ülkelerden gelip okuyanlar var ama biz tabii seküler bir ülke olduk 21. yüzyılda. Bu şeye katılmadık yani. İran ne kadar katılıyor bilmiyorum. Ama Suudi Arabistan bu alandaki en ileri gelen ülke. Tabii petrol zenginleri de var. Mekke, Medine orada dediğim gibi. Dolayısıyla bugün bir Amerika'daki veya bir Çin'deki bir insan eğer yurt dışına gidip dini eğitimini almışsa çok büyük oranda Suudi Arabistan'a gitmiştir. Yani ben Amerika'da çok gördüm. Çok yakın arkadaşlarım vardı. Yani Amerika'da bir Müslüman olmuş birisi bir Türk Müslümanlığını kabul etmez. Daha çok Suudi Arabistan'a gider. Suudi Arabistan'ın Arapçasını ilerletir ve Selefi. Bu da Suudi Arabistan Vahabizmi yayma şansı tabii, veriyor. Tabii. İhvancılığın böyle bir devlet kanalıyla yayılması diye bir şey söz konusu değil. İhvancılık yani özel girişimlerle yayılmıştır. Zaten yayılacak da fikirlerdir aslında. Yani İslamcılığı 3-5 kategoriye ayır, yani 3-5 fikirdir aslında. Pan-İslamizm, yani bütün Müslümanların kardeşliği. Yani ümmet, ümmet birliği, ümmet düşüncesi, ümmet fikri. Yani dolayısıyla biz ümmet düşüncesini Müslümanlarda yayalım. Onun haricinde Müslümanların dertleriyle derdim. İşte Filistin mesela hiç vazgeçilmez bir unsurdur. Dolayısıyla aslında ihvancılık ne öğretecek? Yani mesela ihvancılık Türkiye'de Hanefiliği öğretir. Eğer ihvancılık Türkiye'de varsa. Yani Mısır'da Şafiiliği öğretir. Yani dediğim gibi ihvancılık Vahabilik gibi oturmuş böyle bir detaylarıyla ortaya konmuş bir ideoloji değil. İslamcılık da öyle değil. Sadece İslam'la alakalı, hep bunu diyorum ben, İslam'la alakalı da bir iddia, diskorstur İslamcılık. Bir diskors yani. O diskors, güçlü bir diskors tabii ki. Yani neden güçlü? Dediğim gibi İslam'la alakalı öyle iddialar ortaya atıyor ki reddetmeniz durumunda kendinizi kötü hissedebilirsiniz. İyi bir insan, iyi bir Müslümansanız. Yani şimdi mesela bugün İslam hayatın her anını düzenlemez dediğiniz zaman acaba der bir iyi bir Müslüman. Yani şunu diyebilir miyim iyi bir Müslüman yani? Ben mesela bir sürü arkadaşım var. Böyle ya işte sekülerizm iyidir falan. Peki dindar bunlar. Peki şunu diyebilir misin?
İslamiyet'in şu konuda hiçbir söyleyeceği şey yok diyebilir misin? Diyemiyorsun. Kabul edilmesi çok zor bir şey. Tabii. Yani aslında bu İslam'la alakalı öyle bir iddia ki onun kabul etmemeniz sizi kötü hissettirir kendi hakkınızda. Dolayısıyla bu tür sloganik söylemler bir diskors İslamcılık. O diskorsu bir şekilde kabul ettiğiniz zaman, yani şimdi mesela Türkiye'nin problemleri, Türklerin problemi değil de ümmetin problemi dediğiniz zaman direkt yani bir söylem kullanıyorsunuz. O söylemin içerisindesiniz. İslamcılık o açıdan böyle dört başı mamur, her şeyiyle detaylı ortaya konmuş, detaylı düşünmüş bir ideoloji değil yani. Bir düşünce tarzı. Güçlü bir düşünce. O yüzden bu İslamcılık öldü tartışmalarına gülüyorum ben yani. Yani ölmez o. Yani sadece belli bir ekip gelir, kendini diskalifiye eder veya yani artık yeterince İslamcı olmadığını gösterir. Başka bir ekip gelir. İslamcılık ölmez. Çünkü ölecek bir şey yok. Ortada. Ama siz mutlaka onu okumuşsunuzdur. Olivier Roan'ın kitabında Siyasal evet. İslam'ın İflası aslında öldü derken başarılı olamadığı anlatmaya çalışıyor. Ya aslında benim dediğim biraz Olivier Roy'a şu anlamda benziyor. Yani İslamcılığın o iddiası var ya, İslamiyet'in her şeye bir çözümü yok. Aslında yok yani. Öyle bir çözümü yok. En de sonunda iktidara geldikleri zaman da yapacakları 3 aşağı 5 yukarı ya liberal politikalar oluyor ya hani neoklasik iktisadi politikalar oluyor veya işte efendim Keynesyen oluyor veya başka bir şey oluyor. Yani en de sonunda İslamcılığın ne gibi bir ekonomi politikası var dediğin zaman İslami bankacılığın haline söylenecek bir şey yok. Yani aslında hemen hemen aynı şeyi aynı düşünüyorsunuz. Aynı şeyi söylüyoruz çünkü Olivier Roy'un dediği gibi, yani Olivier Roy bunu bu kadar net söylüyor mu onu bilmiyorum ama. Bu kadar net söylüyor. Yani yani aslında takip edilecek bir İslamcı politika yok. Yani. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doktor Birol Başkan'la Vahabizmi ve ihvancılığı konuştuk. Buradan da söyleyelim, umut ediyoruz ki bir daha konuk ederiz. Ben de. İyi akşamlar. Gerçekten.